Ne diyor? İnsanlar 500 bin liraya ev var, 800 bin liraya ev var diyerek insanlar o ilanlarla çekip başka evlere yönlendirme yapıyorlardı. Yani fake ilanlar kullanılıyordu. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, resmi gazetede yayımlanan taşınmaz ilanı düzenlemesine ilişkin, artık emlakçı bir ilan girmek istiyorsa yetki belgesi alması gerekiyor diye konuştu. Emlakçı bir ilan girmek istiyorsa bir yetki belgesi alması gerekiyor. Artık siz dairenizi satmak istiyorsanız ve bir emlakçı ile çalışacaksanız, emlak danışmanı ile çalışacaksanız, sorumlu emlak danışmanı ile, burada da bir sözleşme devreye giriyor. Aslında bu sözleşmeler hep vardı. Zorunluluk şimdi çıktı ortaya. Sözleşmelerin hep olduğunu fakat bu sözleşmelere uyum zorunluluğunun yeni getirildiğini ifade eden Güleroğlu, internet ortamında yayımlanacak ilanların sözleşme şartıyla verilebileceğinin altını çizdi. Artık bu sözleşmeler alınmadan ilanlar bu portallarda yayınlanmayacak. Bunların da bir durumu var. Ve bunlara aksi davrananlar, yani fake ilan veren, ilanın karşısında farklı boyutlarda çalışan ya da yanıltıcı ilanlar verenler hakkında da 10 bin lirayla 100 bin lira arasında para sahibindenmişsiniz gibi ilan veriyorsunuz. Sizi arayanlara ben emlakçıyım diyorsunuz. Emlakçı olmadığını zaten yasal olarak belli. Fakat burada bir yasal düzenleme olmadığı için herkes bu ilan portallarına girip herkesin ilanını verebiliyordu. Ben sizin evinizi kendi evimmiş gibi kiraya verip bu işten komisyon almaya çalışıp ya da hizmet bedeli almaya çalışan, sanki emlakçıymışım gibi hissettirip karşı tarafa çalışan kişileri de ortadan kaldırıyor. Kaçak emlakçılığın önüne geçiliyor.